Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere tatil sorularımdan 11. sorunun çözümünü anlatacağım. İlk önce sorumuzu okuyalım. Bir lokantada 4 kişilik ve 6 kişilik masalar vardır. Toplam 22 masa ve 100 sandalye olduğuna göre 4 kişilik masaların sayısı nedir diyor sorumuz. Şimdi toplamda 22 masa varmış. İlk önce şu 22 masayı bir yazalım. Ve 100 tane sandalye varmış. Sandalyeleri bu 22 masaya ilk önce 4 tane 4 tane dağıtalım. Yani 4 tane sandalye her masaya koyalım. Ve 22 masayla 4 sandalyeyi bir çarpalım bakalım. Kaç sandalye gidecek? 4 kere 2 8. 4 kere 2 8. Yani 88 tane sandalyeyi bütün masalara 22 masaya dağıttık. Her birine 4'er tane sandalye koyduk. Sonra toplam 100 sandalyemiz vardı. Bu yüzden 88'i çıkardığımız zaman geriye 12 sandalye kaldı. Bu 12 sandalyeyi de masaların bazılarını 6 kişilik yapmamız gerekiyor. 12 sandalyeyi de ne yapmalıyız? Zaten 4'er kişilik 4'er sandalye koyduk ya. O zaman ikişer tane ilave edeceğiz o 4 kişilik masalara. Yani 12 sandalyeyi ilk önce ikişer ikişer gruplandıralım. Ne oldu? 6 grup oldu. O zaman ben 6 tane masaya ikişer sandalye, ikişer sandalyeye dağıtıyorum ve oradaki 6 tane masanın 6'şer kişilik olmasını sağlıyor. Peki toplamda kaç tane masamız vardı? 22. Bunlardan 6 tanesi 6 kişilik oldu. O zaman 22'den 6'yı çıkarıyorum. 12'den 6 çıktı 6. Demek ki 16 tane masa 4 kişilik sandalyelerle birlikte kalıyor. Ve bizim cevabımız 4 kişilik masaların sayısı kaçtır diyordu. Cevabımız 16 masa oluyor. 16 tane masa 4 kişilik oluyor. Cevabı 16 bulanlar doğru buldular. Her zamanki gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.